ya Zeyn Abdullah, bilmediğin bir şey var. Gerçeğin ta kendisi. Gelinler asla görümceleriyle kavga etmemeli. Hele ki bu kardeş yıllar sonra ortaya çıkmışsa. Barkat. Anne. Hayatım, bana bak bakayım. Ne oldu sana? Yok bir şey. Barkat, ben senin annenim. Ne olduğunu hemen söyle bana. Anne, sen de mi böyle düşünüyorsun? Miras paylaşımını istediğimi mi sanıyorsun? Sen ne diyorsun Barkat? Neden böyle söyledin hayatım? Biri sana bir şey mi söyledi yoksa? Bunu kim söyledi? Nefise mi yoksa Şaziye mi? Hayır. Barkat, benim üstüme yemin et. Sana bunu kim söyledi? Anne, madem yemin etmeye zorluyorsun, sen de yemin edeceksin. Sana bu anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksin. Hatta bunu yapana bile. Tamam hayatım, bu konunun uzamasını istemem ama en azından bana kim olduğunu söyle. Seni kim böyle bir şeyle suçladı, söyle lütfen. Alya söyledi. Hayır canım. Bir yanlış anlaşılma olmalı, hayır. Anne, senin de inanmayacağını biliyordum. Ben bile inanmakta zorlandım. Ama onunla konuştum. Bana açık açık söyledi işte. Bütün bunları onun ağzından kendim duydum. Hem hala aynı şeyleri söylüyor. Neyse, önemli değil. Belki de ben yanlış anlamışımdır. Yanlış anlamış olabilirim. Hayatım, lütfen ağlama. Lütfen ağlama canım. Anne, lütfen. Lütfen aileye bundan söz etme, olur mu? Bana yemin et anne, lütfen. Ona söylemeyeceksin. Yenge, çay. Eğer odanıza gidiyorsanız oraya getireyim. Mülk paylaşımı meselesi onu üzmüş olmadı. Onunla konuşmam gerek. Çok üzüldü. Bundan sonra olacakları bekle Alya Zeyn Abdullah. Bu daha başlangıç.